Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Efendim, böylesine güzel bir gecede beraber olmaktan son derece mutluyum. Değerli konsoloslar, Sayın Genel Başkanım, milletvekili arkadaşlarım, il başkanlarım, gerçekten de çok güzel bir etkinliği beraber izleyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız olayı nasıl gerçekleştiğini anlattı. İYİ Parti İl Başkanımızın talebinin yerine getirildiğini, daha önce de benzer bir talep yine yerine getirilmişti. Son derece güzel ve etkili bir olayı izleyeceğiz. Sayın Genel Başkanımız olayı başından aldı, bugüne kadar getirdi. Dolayısıyla bana işin sanat bölümü kaldı. Ben sanatı kısaca. 30. yıl çok önemli. Ülkelerin tarihinde de önemli. Bağımsızlıklarına kavuşmaları hepimizin, Türkiye'de hepimizin ortak arzusuydu ve bu arzu gerçekleşti. Türk dünyasının önemli bir sanata sahip olduğunu, sanatın değişik alanlarında önemli eserler verdiğini hepimiz biliyoruz. Sanatı 20. yüzyıldan itibaren yumuşak güç olarak tanımlıyoruz. Bir resim, bir sinema filmi, bir öykü, bir roman, bir karikatür milyonları etkileyebiliyor. Dolayısıyla sanatın özellikle 21. yüzyılda iletişimin çok geliştiği bir çağda olağanüstü önemi var. Sanatı eğer büyütebilirsek, Türk dünyası olarak geliştirebilirsek, daha çok kaynaşabilirsek, kültürlerimizi birbirimize daha yakından aktarabilirsek, sanat dünyasının, entelektüellerin zaman zaman bir araya gelip tartışmalarına olanak verebilirsek son derece değerli bir görevi yerine getirmiş oluruz. Az önce Sayın Genel Başkanımla birlikte bir fotoğraf sergisini gezdik. Emin olun kendimizi o bölgede hissettik. O çadırda hissettik. O obada hissettik. Oradaki fotoğraf aslında içselleştirdiğimizde sadece bir karenin bizi ne kadar etkilediğini görüyoruz. Dediğim gibi bir filmin, bir sinema filminin, bir romanın, bir öykünün bizi etkilememesi mümkün değil. Sanatın gücünü anlatmak için izin verirseniz çok sık anlattığım bir gerçek öykü var. O öyküyü anlatayım, sonra sözlerimi bitireyim. Çünkü izleyeceğimiz güzel bir sanat eseri var. Alexandre Dumas'ı hepiniz bilirsiniz. Üç Silah Şöleri yazan bir romancı. Üç Silah Şöleri ilk yazdığında Paris'te bir gazetede tefrika edilir. Parisler sabahın erken saatlerinde giderler. Acaba romanın sonu ne oldu diye bakarlar. Gazeteyi satın alırlar. Yaz ayları gelir. Alexandre Dumas gazetenin genel yayın yönetmenine telefon eder. Der ki ben tatile gideceğim. Tatil dönüşü romanı bitiririm. Tabii gazetenin patronu itiraz eder. Bütün Parisler bekliyor seni. Kardeşim sen tatile gidemezsin. Romanı bitir, sonra nereye gidiyorsan git der. Hayır ben gideceğim deyince seni mahkemeye vereceğim der. Ve mahkemeye verir. Hakimin huzuruna çıkarlar. Gazetenin patronu uzun uzun anlatır. Parislerin beklediğini anlatır. Bir kişinin bütün Paris'i bekletmesinin hak olmadığını ifade eder. Ve hakim karar verir. Evet der. Sen romanını bitirmeden tatile gidemezsin. Alexandre Dumas gayet sessiz bir şekilde geriye döner. Bana bir kağıt kalem getirir misiniz der. Bir kağıt kalem gelir. Romanın baş aktörünün adını yazar. Ve elinde kılıcı, ayakları titredi, yere düştü ve öldü. Altına da son yazar. Roman bitmiştir der, ben tatile gidiyorum. Bunun üzerine gazetenin patronu aman der, tamam sen tatile git der. Romanın gücünü, bir kişinin sanatın ve sanat eserinin gücünü, sanatçının gücünü aktarmak için bu gerçekten de çok çarpıcı bir öykü, bir gerçek hikaye. Dolayısıyla her alanda Türk dünyasının olağanüstü sanat eserleri var aslında.
İzlerken gördük bir camideki taş işçiliğini, Osmanlı döneminde de benzerini görüyorduk. Bu kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu eserleri sadece kendi Türk dünyamız olarak kendi kendimize değil, bütün dünyaya aktarmalıyız ve anlatmalıyız. Bunun belki de ilk adımlarından birisi olur. İnşallah bundan sonra çok daha güzel sanat etkinliklerine hep beraber katılmış oluruz ve kendi dünyamızı büyütmüş oluruz. Sayın Genel Başkanımın ifade ettiği gibi 6 büyük Türk devleti bir araya gelip gücünü ortaklaştırdığı zaman emin olun dünya tarihine yeni ve görkemli bir imzayı hep beraber atmış oluruz. Bu dileklerle hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.